Yeah, what's up with it? Do it cause I love it and I stuck with it. We ain't with the subbing in the cut with it. Please, none of the talks, I heard enough of it. Like, what you gon' do? Where you at? Who you with? You ain't really bout this, don't talk about it. Really on the move, on the map, never slip. Keep your hands to your lips, don't talk about it. Real eyes, real eyes, real eyes. All the time, stand on it. If we said it, we don't walk around it. Loose lips, sink ships, red cup, blue strips. New phone, who this? No, we don't allow it. Really on go, I don't know, what's an off day. Now we on road, came from smoking in the hallway. Now we got shows, boys feeling like Broadway. Always look both ways, even on a crossway. Driving down Cross Bay, our town Barclays. Really on big teams, came up a small way. Championship rings, baby, that's a ball game. Oh, she want a little bag, baby, that's small change. Yeah, that money talk. If we ain't cool, then cut me off. No breaking news, don't run your mouth. Thought it was the plug, now he running off. Thought it was a plug, now he running off. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dicey kanalında yeni bir performans incelemesine daha hoş geldiniz. Umarım introyu beğenmişsinizdir. İntrolar için uğraşıyorum. Gitmesi gelmesi, sağ bulması, müsait bulması, kameramanı derken uğraştırıyor. İki bel fıtığıyla da yine orada çekim yapmak da oldukça zor oluyor. Bunun için like atmanız ve yorumlarınız benim için yeterli olacaktır. Tabii bir de abone olmayı unutmayın ki böyle güzel içerikleri, kaliteli içerikleri devamlıca sizlere sunabilmeye devam edeyim. Teşekkür ediyorum şimdiden destekleriniz için ve hemen ayakkabımıza göz atalım istiyorum. Kutusunu çıkartayım ve başlayalım. Bugün Harden Wall 6'ya bakacağız. Adidas ayakkabısına bakacağız. Genelde tişörtlerimi böyle kombinlemeye çalışıyorum. En azından biraz daha güzel görüntü olsun diye. Harden Wall 6 arkadaşlar, kutusu bu şekilde geliyor. Şöyle kutusunu göstereyim. Benim hoşuma gitti. Yani 5'e göre daha hoş geldi. Bu görmüş olduğunuz üstündeki desenler ayakkabının üzerinde de bir nevi yer alıyor. Her zaman olduğu gibi yine 10/2 yani 10.5 diyebileceğimiz 44.5 numara. 44 2/3 daha doğrusu öyle oluyor Adidas'ta. Benim numaram gayet güzel ve keyifli oluyor. Arkasında Harden'ın imzası var. Hemen şöyle kutuyu yanıma koyayım. Bir tanesini elime alayım. Bang bang diyorum. Çılgın tatlı bir cırtlak bir renk bu sefer tercih ettim. Normalde biraz daha siyah beyaz renklerine gidiyorum biliyorsunuz. Veya aslında eskisi gibi de değilim ya. Düşününce daha çılgın renklere gidiyorum. 5'i göstereyim. 5'te de bunu almıştım. Bu da yine renkli sayılabilir ama genelde siyah itibariyleydi. Bugün arkadaşlar tabii ki Wall 6 incelemesi yapacağız. İçinde biraz zaman geçirdikten sonra sizlere şimdi detaylı fikirlerimi anlatacağım. Biraz da 5'te kıyaslama gibi de yapmayı düşünüyorum. Hatta bir video olacak. Aklınızdaki sorulara hepsine cevap vermiş olacağım. Genel güzellik görüntüsüyle başlayabiliriz. Nasıl buluyorsunuz? Hoşunuza gidiyor mu? Ya benim için çok bir artık hani o süpermiş, o harikaymış diyeceğim noktada değil. Sadece alıyorum, inceliyorum, sizlere anlatıyorum tarzındayım. Bunu da hani aşırı aşırı beğenmedim. Belki renklerinden dolayı beğenmemiş de olabilirim. Dizayn detaylarına baktığımız zaman Harden logosu önde ve belki de en büyük detay bu sayılabilir. Şöyle yukarı doğru çıktığınız zaman dilinde yine bir yerde imzası, bir yerde James Harden Signature Series yazıyor. Arkada gördüğünüz gibi 12'nin yarısı 6 şeklinde ve 3 stripes burada yer almış. Onun dışında sağında solunda böyle küçük yamalar var. Kutuda görmüş olduğunuz yamalar. Arkada yine Harden Wall 6 burada dikkatimizi çekiyor. Buradaki plastik ve boost'la da yine güzel bir görüntü olmuş. Şurada köşede ise yine boost logosu yazısı yer alıyor. Yani fena değil. Giyilebilir, kullanılabilir. Bu rengi bilmiyorum çok kullanılabilir mi ama kim arkadaşım sahada dikkat çekmeyi çok seviyor. O tarz arkadaşlarım için bence güzel olacaktır. Hemen şunu belirterek başlayayım. Wall 5'e göre gerçekten çok çok iyi şekilde yükselmiş ve daha iyi işler yapmış. Eğer siz Wall 5 kullanıcısıysanız ve seviyorsanız bence yani bunu güvenle söylüyorum. Buna bayılacaksınız arkadaşlar. Çünkü neredeyse her alanda yükselmiş ve daha iyi bir iş yapan güzel bir basketbol ayakkabısı olmuş. Hemen ağırlığıyla başlıyoruz o zaman. Çok hafif hissettirmeyen bir ayakkabı ve 508 gram yine ağır sayılır. Ama hani bu ne kadardı diye soracaksanız hemen şuna da bir bakalım. Ve 522 gram çıktı. 526 çıkmış daha demin yaptığım zaman. Hani bir aralarında 10-15 gram gibi küçük bir fark var. Ama ayakta kesinlikle daha hafif hissettiriyor. Bu ayakta ölümcül derecede ağır, sert, kırılmaz hissederken daha esnek, daha rahat, yastıklama noktasında daha hissedilir. Etkiden koruyan, aynı zamanda yere de yakın olan ve birçok alanda dediğim gibi hep daha iyi işler yapmış bir ayakkabı. Hemen o zaman altıyla ve taban tutuşuyla başlamak istiyorum.
Arkadaşlar altta görmüş olduğunuz bu desenlere balık sırtı desenleri deniyor. Ve basketbol ayakkabıları tarihine baktığınız zaman birçok ayakkabıda bunu göreceksiniz. Ve cidden güzel işler yapıyor. Güzel bir şekilde taban tutuşu sağlıyor. Burada da yine çok çok iyi iş yaptı. Yani ben bu kadar iyi iş yapacağını beklemiyordum. Mükemmel bir biçimde sahaya yapıştım. Kesinlikle bir şikayetim yok. Ve hani saha çok temiz olmamasına rağmen, genelde ayakkabılarım çok kaymasına rağmen burada ciddi güzel işler yaptı. Ve sildiğim zaman tabii ki apayrı bir tutuş yine yakaladım. Yani hiç beklemediğim şekilde, biraz oradan da açıkçası şok olduğumu söylemem lazım. Köşe tarafında biraz daha güçlü plastik varken şu biraz daha oynatılabilir duruyor. Ama dış sahalarda da bence kesinlikle iş yapacaktır. Yani tabii ki daha hızlı, her zaman olduğu gibi dışarıda oynadığınız zaman daha hızlı eskitirsiniz. Fakat dışarıda oynamaya uygun yine güzel bir imzalı ayakkabı olmuş. Aynı şekilde Vol 5 de bence dışarıda oynamaya uygundu. Ama bu daha hoş geldi. Yani taban tuşu olarak bu hiç beğenilmemişti. Hatta birçok eksiği varken altının bir eksiği olduğunu düşünmüyorum. Bayağı hoşuma gitti. Taban tuşuna benim vereceğim puan 10 üzerinden 9 olacak ki bayağı yüksek biliyorum. Ama cidden iyi iş yaptı. Sizin de çok memnun olacağınızı düşünüyorum taban noktasında. Yani dışarıda da oynaması zaten puanımı yükseltici bir etki yapıyor. Hemen şurada görmüş olduğunuz orta taban desteğine bakabiliriz. Orta taban desteği de ayakkabıya sağlamlık ve biraz olsun form verecek ki bu da istenen bir şey. Mesela bu PG6'da biraz eksik, işte şu tepede görmüş olduğunuz Zoom GT katta eksik. O tarz durumlarda ayağınızın içe bükülmesi, daha formsuz hissetmesi ve bazı kramplara yol açabiliyor. Sağlık noktasında da pek iyi olmuyor. Burada cidden güzel bir form veriyor ayağınızın altına tabii ki. Yani ayakkabının şekli, şemali, şu dış plastikleriyle de aynı şekilde o destek ve form hissini yakalıyorsunuz ama yine bu da iyi bir etki yapacak. Mesela Vol 5 de o kadar sert, o kadar sertti ki, hatırlarsanız bunun incelemesi de var zaten kanalda, biliyorsunuz. Ne bükülüyor, ne en ufak bir adım atabiliyordunuz. Yeri adeta tokatlıyordunuz çünkü çok dümdüz bir yapı, bakarsanız şu ayakkabı dümdüz bir yapıda. Ama burada arkadaşlar arkasına da çok güzel bir, bakın şöyle yuvarlaklık vermişler. Yani daha güzel bir geçiş sunuyorlar bu yuvarlaklık sayesinde. Aynı zamanda biraz da olsun daha esnek, yani ona göre yine tabii ki sert, güçlü bir ayakkabı. Genelde Harden'ın ayakkabıları böyle oluyor zaten. Yani genelde demeyeyim gerçi de 5'ten sonra başladı 5-6, onun içinde 3 hatırlıyorum çok daha yumuşaktı. 2 biraz sertti. Burada da yine ama 5'e nazaran daha güzel bir geçiş var ve yeri tokatlıyormuş gibi hissetmiyorsunuz. Bu da yine oldukça iyi yanlarından biri. Hemen yukarı çıkıyorum ve yastıklamasına çıkıyorum. Görmüş olduğunuz boost is life diyorum. Tabii ki Harden'larda çok yüksek bir boost kullanılmıyor. Artık KD'lerdeki, işte Jordan 36, 35, 34'lerdeki efsane yastıklamalardan sonra boost'un etkisi azaldı. Ama bence yine de oldukça stabil, oldukça uzun süreli giden, sizlere hem etkiden korunmayı sunan hem saha hissini sunan genel kompakt ve bir bütün yastıklama boost oluyor. Burada da çok fazla kullanılmıyor ama yine de bence 5'e oranla harika ve iyi işler yapacak. Benim gibi ağır arkadaşların veya sakatlığı olan arkadaşlara daha güzel yastıklamalı ayakkabılar var. Mevcut incelemeleri de izleyebilirsiniz. Ama bu da komple bir ayakkabı diyebilirim. Gayet zıp zıp tatlı, iyi hissettirecek. Benim şahsi isteğim daha fazla olması ama gardlara çok yönelik 2, 3, 4 numaralı, hatta 5 numaralı, birden 5'e hatta herkes giyebilir. Sadece çok yastıklama istiyorsanız yok veya hiç yastıklama istemiyorum ben, tamamıyla yeri hissetmek istiyorum diyorsanız orada da yok. Ama genel itibariyle herkese yönelik olacak. Boost'u ben çok sevdim. İç taraftan açık, dış taraftan ise kapalı bir şekilde. Keşke buradan da kapalı olmasaydı. Tabii bu kapalı olması hem form vermesi hem yana doğru yapacağınız hamlelerde size bir çeper oluşturuyor olması açısından güzel. Yastıklamaya vereceğim puan arkadaşlar 10 üzerinden 8.6 olacak. Güzel bir yastıklama, hoş bir yastıklama. Tabii ki piyasada bu kadar güçlü yastıklamalar varken puanı bu şekilde kaldı, ortalama düzey diye düşünebilirsiniz. Hemen üste çıkalım ve biraz daha benim ayakkabıdan şikayet edebileceğim yönlerine gelelim. Üstünde kullanılan materyaller arkadaşlar çok değişik, çok hızlı kirlenebilecek ve çok hızlı renk değiştirecek, pislenecek tarzda bir kullanım mevcut. Yumuşak, oldukça ayağınız rahat ediyor hem içeride hem dışarıda. Çok fazla kırmanıza gerek yok. Şuradaki yapılar gibi ayağınızı bunaltıcı, sıkıcı veya ezici bir yapısı yok. Veya acıtıcı bir yapısı yok. Onun dışında çok hızlı kirleniyor gibi olması ve çok aşırı kaliteli hissettirmiyor olması, şu yamaların bir tuhaf duruşu biraz hoşuma gitmedi. Şuradaki ip hiçbir işe yaramıyor. Keşke burada askı gibi olsa, yani daha iyi kitlese diyeceğim ama genel yapısı çok ayağınıza kapanıcı bir şekilde olduğu için ona da ihtiyaç bırakmıyor gerçi.
Ama hani kirleniyor olması dışarıda oynayacak arkadaşlarım için. İçeride bile oynasınız. Biri bassa ciddi söylüyorum temizleyemezsiniz yani arkadaşlar. Bir diğer noktada hiçbir havalandırma deliği yok. Dolayısıyla çok pişiyor ayağınız. Yani ben bile oynarken sırılsıklam bir şekilde ayağımı çıkarttım. Yani bildiğiniz çoraplarım ıslanmıştı. Bu tarz hisleri sevmeyenler için dikkat etmesini öneririm. Hani tek böyle havalandırma diyeceğim dilin üstünden olacak ama dildeki şu deliklerin arkası olduğu gibi boş arkadaşlar. Baktığınız zaman hani öyle bir sizlere nefes aldırıcı bir bölüm yok. Bu da tabii ki ayağınızı boğucu bir etki yapıyor. Hemen arkaya doğru topuğa doğru geliyorum. Topuk güzel bir şekilde kitleme sunuyor. Benim hoşuma gitti. Burada yine aynı şekilde buradaki bağcık da hiçbir işe yaramıyor. Sadece bir görsel etki yapıyor. Ama topuğun şu iç deliklerine geleceğim. Çok çok güzel olmuş. Aynısı hatırlarsanız burada vardı. Bayağı bir şaşırmıştık. Aa çok iyi falan diyenler olmuştu. Ama ben burada pek rahat edememiştim arkadaşlar. Yani bunun yapısı, anatomik yapısı ayağıma uygun gelmemişti. Tabii benim ayağımdan veya benden de kaynaklanabilir. Ama burada bu benekleri, bu yastıkçıkları diyeyim, pofidik yastıkçıkları 3'e çıkartmışlar ve daha küçük küçük yapmışlar. Ayağımı o kadar güzel kavradı ve o kadar güzel hissettirdi ki buraya bayıldım. Ve çok güzel bir şekilde ayağım kilitlendi bunun içerisinde. Hem de rahat oldum. Dolayısıyla gerçekten iyi işler yapmışlar. Biraz şuralara dikkat etmenizi önereceğim. Çok sert arkadaşlar, çok kesici etki yapabilir. Hani iyi kilitlenmezseniz, ayağınız bileğiniz hareket ederse buralar ciddi manada sizin ayaklarınızı acıtabilir. Ama ben böyle bir şey yaşamadım. Dili normal bir dil. Çok ne pofidik ne çok fazla küçük ince. Hani ortalama, ortalama bir dil var. İçerisi yine aynı şekilde rahat hissettiriyor. Hani fena değil, çok iyi değil, çok kötü değil. Normal diyebilirim. Materyallere vereceğim puan 10 üzerinden arkadaşlar 7.8 olacak. Gerçekten beğenmediğim bir materyal kullanımı var. Ama rahatlığı ve belki uzun süreli daha sizi sıkı tutacak olması hani puanımı arttırıyor. Destek noktasında ayakkabı çok ayağınıza kapanan ve iyi kilitlenebileceğiniz bir ayakkabı oldu. Tabii bunun için doğru numarayı bulmanız lazım. Ben 44.5 tam böyle cuk oturuyor, harika hissettiriyor. Orta kalın bir çorapla giydiğim zaman da mükemmel hissediyorum. Tam manasıyla Adidas numaranızı alabilirsiniz. Dediğim gibi bağcıkları sıktığınız zaman, dilerseniz şu üst delikleri de kullandığınız zaman gayet iyi hissedeceksiniz. Ben alt delikleri kullanmama rağmen çok iyi oldu. Ayakkabı gayet iyi biçimde üstüme kapandı. Çok rahat ettim. Ve şu yan taraftaki arkadaşlar çeperler, daha doğrusu dalga görünümlü, mavi mavi gördüğünüz sanki sörf dalgaları görünümlü plastikler çok iyi bir şekilde yana yapacağınız hamlelerde size bir çeper oluşturuyor. Bu ta böyle arkaya kadar, içe kadar ilerliyor. Gayet iyi iş yapmış. Çok destekli, çok kuvvetli ve formlu hissediyorsunuz. Bunu birkaç ayakkabıyla birlikte denemiştim. İşte PG6 ile denedim. Şöyle Zoom GT Cut'la denedim. Ve onlardan sonra ayağım o kadar rahat ve o kadar güvenli hissetti ki özellikle de hani böyle sakatlıklarımla birlikte yastıklaması az olmasına rağmen bana göre çok çok iyi hissettim. Dolayısıyla destek noktasında da 10 üzerinden 9 vereceğim. Ciddi, sağlam, güçlü, formlu ve keyifli hissedeceksiniz. Dediğim gibi çok böyle kötü bir yön olarak söyleyebileceğim nokta yok. Hani ben uğraşınca hani buna kötü söyleyeyim ya diyorum. Yoksa onun dışında gerçekten güzel olmuş. Ve her noktada materyal noktası da dahil olmak üzere esnekliği, rahatlığı, taban tutuşu, geri yakın hissettirmesi, bir basketbol ayakkabısı olarak gerçekten 5'ten çok çok iyi derecede yukarı çıkmış ve benim çok hoşuma gitti bu şekilde geliştiriyor olmaları. Harden her ne kadar çok iyi basketbol oynayamasa da Philadelphia'ya gitti, orada da olmadı. Ne olacak garibim? Bilmiyoruz. Ayakkabısı gayet iyi biçimde yükselmiş diyebilirim. 1 numaradan 5 numaraya guard ve pivot dahil herkesin giyeceği formlu, kuvvetli bir ayakkabı. Fiyatı da 1900 lira arkadaşlar. Bence bu piyasada çok iyi bir fiyat. Nike'ın en dandik modelleri bu fiyatlara gidiyor. Dolayısıyla kaçırmayın. Linkini aşağıda bırakıyorum. Bu şekilde de incelememi sonlandırıyorum. Umarım keyifli, hoşunuza giden bir inceleme olmuştur. İçinden dışından her şeyinden tecrübelerimi aktarmaya çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Eğer ki cevaplamadığım bir şey olduğunu düşünüyorsanız yoruma yazarsanız cevaplayacağım. Ama onun dışında videoyu tam olarak izlerseniz sevinirim. Görüşmek dileğiyle. Ayakkabı Dairesi bugünlük